Ben istedim kızarmış olanı. Bakalım şimdi tadına. Aklıma farklı bir yöntem geldi. Kaburga etlerini kemiklerinden ayıracağım şimdi. Kore yemekleri kuşağında bugün mantı yemeği. Mantı değil, mando. Kuşlara bakın. Güvercin sevenler eklesin. Mantı dediğini bildiğimiz Türkçe mantıdan geliyor. Diller benzer zaten. Bazı şeyler çok benziyor. Ve dumpling diye İngilizce'de geçiyor. Bakalım şimdi nasıl. Tadını çok merak ediyorum. Çünkü buradakiler çok güzel, çok muhteşem falan dedi. Korelilerin daha farklı yaptığı, daha lezzetli kıran şey nedir diye bir bakalım. Hadi bakalım. Bu üstünde size Kore lezzetlerini göstereyim. Fiyatları bu. Ben kızarmış olanı tercih ettim. İlk bakışta biraz yağlı duruyor ama ben istedim kızarmış olanı. Bakalım şimdi tadına. Önce bir alalım. Bakalım tadı nasıl? Çok lezzetli de sakallarım mahvoldu. Bir dakikaya geliyor. Mantısının içi dolu. Çok da iyi duruyor. Lezzetli de. Çok lezzetli ya. Böyle yanında soslu bir şey var. Wow, sosu muhteşemmiş ya. İngilizce dumpling diyorlar. Bu sosu kesinlikle yanında vermeleri lazım. Ben çok beğendim bunu. Teyze ekstradan kimchi getirdi. Teyze geldi dedi, karıştırmam lazım. Ben sadece üstten karıştırmıştım. Ama sosları muhteşem. Zaten 1974'ten biri varmış burası. Ben rastgele geldim ama bayağı eski bir yermiş. Tartışmasız şu ana kadar yediğim en iyi dumpling'ti. Mantı veya mando hangisini dememi isterseniz. Şu an kendi içinde savaşıyorum. Haşlanmışını yesem mi yemesem mi diye. Bilmiyorum ama yemeyeceğim çünkü buraya geldim 133 kiloyum, çok ağrım, hani hantallaştım, hayatta da hantallaştım. Ya bu bir ayda 2,5 kilo verdim, 130,5 kiloyum şimdi. Daha da kilo vermeye çalışıyorum. Yani böyle yemekle veremem ama hani elimden geldiğince böyle yediğim kalori oranını düşürmek istiyorum. Neyse bu konu değil. Daegu'dan selamlar yine. Şimdi Golivar Manchan diye bir şey yemeye gidiyorum. İngilizcesi yok, Türkçesi yok. Sadece Golivar Manchan. Bakalım neymiş şu Golivar Manchan. Böyle bir güzel sokaktan geçiyorum. Bakalım. Bence çok güzel olacak. Burası 3 kişilik porsiyon almak zorundaymışım dedi. Ben de 3 kişilik yiyemem. Yerim de o kadar para vermem yani. 36.000 won çok fazla. Öteki yere gideceğim. Öteki yerde öyleyse kötü olacak. İstediğimiz gibi yememiş oluruz. Koreli abi bir yemek önerdi. Yemek sırası var burada. Bilmiyorum başlasam, beklesem yemek sırasını. Bakalım kaç tane insan var. 3, 6, 7 tane insan var. Bana sıra ne zaman gelir gelmez. Şöyle bir araba yeter bana ya. Sıra bitti. Kaburga çorbası alacağım şimdi ama adamlar diyor acısı çok acıymış. Ben de 2 numara acıdan söyledim. Burada 2 numara acıdan söyledim. Adam dedi 2 numara acı yiyemezsin ama ben 2 numara acıda kararlıyım. Burada şeyler. Abi buradaki tavşan dolduruyor. Oh, it's coming. İnsanlar şey almış. Burada steril bardaklar var. Sıcak, soğuk. Buradan istediklerini seçip bu neymiş? Aynısıymış. Burada şeyleri doldurup. Burası da pirinç galiba. Hepsinden denemek istediğim için teker teker aldım. Sarımsak seviyorum zaten. Tekrardan dişimi fırçalamam gerekiyor. Bunlar ve kaburga, yanında da kızarmış hamur verdiler. Şimdi tadına bakalım nasıl. Bunun yeme usulü, bu yaprağın içine dolduruyorsun teker teker ve yiyorsun. Ama ben de tripod falan olmadığı için yakında tripod almam lazım. Bakalım, şimdi doldurup öyle kayıda devam edeceğim. Hepsinden biraz koydum. Şimdi sırada et var. Yaprağı sarılmış bir şekilde hepsinden yiyeceğim. Yanında da et yiyeceğim. Umarım telefonu koyacak bir yer bulurum. Açı güzel. Güzel açı buldum. Buranın kaburga eti çok güzelmiş. Çok tavsiye ettiler. Oh, her şey çok acı burada. Oh. Wow, acıymış. Gerçekten acıymış. Ama kaburga eti çok lezzetli. Sosu çok acı. Vallahi onlar böyle yemiyorlar ama ben Türk usulü gömmeye devam. Böyle çekimler için en kısa zamanda tripod almam lazım. Kaburga çok lezzetli. Kaburga lezzetli. Daegu'da yemekler lezzetli ya. Daegu'yu çok sevmedim, hani şehirde hiçbir şey yok. Ama yediğim iki yemek lezzetli. Dün akşam başka bir yere gitmiştim. O söyledikleri yemek için. O yemeği yemedim çünkü 3 kişilik yapıyorlarmış en aşağı. Burada birçok şeyi en aşağı, yani çok mesela tatmak istediğim başka şeyler vardı. Çoğu şey 2 kişilik. Yani 2 kişilik porsiyonları yiyorum ama 3 kişilik porsiyon da çok fazla. Hani o bana fazla gelir. Aklıma farklı bir yöntem geldi. Kaburga etlerini kemiklerinden ayıracağım şimdi. Ah, tripod. Oha, kendinden ayrıldı zaten. İki dakikaya geliyoruz. Kaburga kemiklerini buraya attım. Şimdi olayı çözdüm. Dur şimdi bu hamuru çıkartayım. Ondan sonra küçük küçük parçaları bu etlere ayırayım. Yan masalarda falan öyle yapmıyorlar ama ben kesinlikle böyle yapacağım. Ufak ufak parçalara ayırdım. Pirinci attım içine. Buradaki malzemeleri de atıp içeride karıştıracağım. Üstüne pirinçle deniz yosununu attım. Şimdi devam ediyorum. Biberleri ve sarımsağı attım. Şimdi onların hepsini karıştıracağım. Ve hazır. Sadece bunun içine koyup şöyle yapayım. Sadece yaprağın içine koyup bundan süper oldu. Şimdi yaprağı alayım. Yaprağın üstüne bundan koydum. Sonra karışımımı, iksirimi koydum. Şimdi gömme zamanı. Bohçamızı hazırladık. Ben bu işi biliyorum ya. Ama ilk denediğimde biraz acıydı. Şu an hiç acı değil. Şu biberler, Buradakinin onda şeyden daha acı. Çok iyi. Kesinlikle çok iyi. Ben Asya kültürü yemek yeme şeklini çözdüm ya. Bundan sonra her işi benden sorabilirsiniz. Bol bol sarımsaklı var ya. Ah Mari, burada olsam muhteşem olurdu. Bu zımbırtı, şimdi göstereyim size. Yemek acı olduğu için, içmek için olması lazım bunun. Gelirken hiçbir şeye bakmadım. Zaten bir bilgim de yoktu. Adam bana dedi ki burası çok ünlü, çok güzel restoran diye. Kaldığım hostelin sahibi. Ve geldim buraya. Ama çok memnunum ya. Daegu'da yediğim dumpling ve Daegu'da dumpling yedim, mandu. Mandudan sonra bunu yedim. Gerçekten ikisi de çok lezzetliydi. Tahminen hiçbir Türk böyle restoranları denemiyor buralarda. Neden bilmiyorum. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. O yüzden 133 kilo. Ama ben bayıldım bu lezzetlere ya. Burası da çok ünlüymüş zaten. O çok ünlü olduğunu bilmiyordum. Ya, posteldeki abi, ben her gittiğim yere burada ne yeniyor, ne yapılır, nasıl yaşanır, böyle bana bilgi alıyorum. Mesela buraya yakın bir tane temple varmış. Dün akşam öğrendim. Bu arada bu sanda şey var. Evlenenlere 38.000 dolar para veriyorlarmış. Bence fake haber. Ama bir araştıracağım orada. Çay varmış ama çayı 180 derecede kaynatmışlar. Dokunamıyorum bile. Sonra soğuk su ekledim. Black bean tea. Ne oluyor? İşte siyah fasulye çayı ama çok lezzetli. Ben gerçekten bunlar lezzetli. Hani benim ya yine her şeyi yerim. Tabii ki her şeyi yerim. Hayır demem ama ya geldiğim yerleri tavsiye üzerine geldiğim için çok lezzetli oluyor genelde. Çayı bile çok lezzetli. Artık bitsin diye böyle bol bol dolduruyorum. Hala tasta var. Galiba çok fazla pirinç koydum. Bir de bunlarla destekliyorum. Artık çok şiştim. Galiba hepsini bitiremeyeceğim. Yanımda götürebiliyor mu acaba bunları? Bilmiyorum ki buradaki kültür nasıl. Sonunda bitti. Ben de bittim. Şiştim. Çok yedim. Ağzım yanıyor. Bir de ekstradan acı biber koydum. Şu acı biberler şeyden de acı. Hani yemekten daha acı biberler. Ağzım yanıyor. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tıka basa doydum. Nedir bu? Hani bu 2 kişilik yemek. Normal 1 kişilik yemek değil ya. Bu Tayvan diyorum hala. Bu Kore'de yemekler genelde hep 2 kişilik. Sanırım insanlar hep çift olarak gidiyor. Porsiyonlar o yüzden büyük. Şiştim. Başka diyeceğim bir şey yok. Yürümeye mecalim yok. Bir de sırt çantamı, alacağım. Hadi bakalım, geçmiş olsun bana. Bu seride Daegu'nun en güzel 2 restoranını gezdik. Bence en güzel 2 restorantıydı gerçekten. Daha farklı şeyler yemiştim ama şansıma milletle, insanların tavsiyesiyle güzel restoranlara gittim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.